Merhabalar arkadaşlar, ben 6B sınıfından Alper Tazayar. Bugün sizlere Murat Çiftkaya'nın Bilgelik Öyküleri adlı kitabından Taş Suyuna Çorba adlı öyküyü okuyacağım. Şimdiden bana ayıracağınız birkaç dakika için teşekkür ederim. Taş Suyuna Çorba. Bundan çok uzun yıllar önce aç ve yorgun 3 askerin yolu küçük bir köye düşmüştü. Hem bereketsiz bir hasadı hem de yıllardır durmayan bir savaşın darbesini yemiş olan köylüler askerleri görünce zaten az olan yiyeceklerini hemen sakladılar ve bu üç yolcuyu köyün meydanında karşıladılar. Köylülerin hallerinden ve tavırlarından misafirlerine sunacak hiçbir şeyleri olmadığı hemen belli oluyordu. Durumu gören askerler kendi aralarında bir şeyler fısıldadılar ve ilk asker köyün yaşlılarına dönüp şöyle seslendi. Anlaşılıyor ki kurak topraklarını size bizimle paylaşacak hiçbir şey bırakmamış. O yüzden biz sizinle elimizdekini paylaşmak istiyoruz. Size taşlardan çorba yapmanın sırrını öğreteceğiz. Köylüler ister istemez meraklandılar. Kısa sürede bir ateş yaktılar ve köyün en büyük kazanını ateşin üstüne koydular. Askerlerin her biri kazana birer küçük taş attı. Şimdi güzel bir çorba olacak bu, dedi ikinci asker. Ama biraz bir tutam tuz ve biraz maydanoz da tadı harika olurdu. Şansa bak, diye öne çıktı köylü kadınlardan birisi. Şimdi hatırladım, evde biraz maydanoz olacaktı. Koşarak evine gitti ve yanında bir demet maydanoz ile geri geldi. Kazandaki su kaynarken köylülerin de hafızası yerine gelmeye başladı. Kimi ya bir havuç, biraz et ya da domates veya tereyağı getirip kazana attılar. Çorba herkesin getirdiği azıcık şeylerle dolmuş ve tadı gerçekten de harika olmuştu. Sonra bütün köylüler askerlerle birlikte köyün meydanına kurulan sofraya oturdular ve çorbayı afiyetle içtiler. Gece geç vakitlere kadar sohbet edip eğlendiler. Sabah üç asker gözlerini açtığında karşılarında bütün köylülerin ayakta durduğunu gördüler. Önlerinde en has ekmekler ve peynirler duruyordu. Siz bize hediyelerin en büyüğünü verdiniz, dedi köylülerin yaşlılarından birisi. Bize taşlardan çorba yapmanın sırrını öğrettiniz. Üçüncü asker kalabalığa döndü ve şöyle dedi. Bu işin sırrı filan yok. Herkesin ziyafetten pay alabilmesi ancak elimizdekilere bölüşmekle olabilir. Biz size sadece bunu gösterdik. Ve üç asker kendilerine sunulan hediyelerin sadece küçük bir kısmını kabul edip yollarına devam ettiler. Öykümüz burada sona erdi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, öykülerle kalın.